İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kilikya'daki zeytinlikler tehlikede. Artsakh'ın başkentinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan tarafından Ermeni karşıtı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Artsakh'ı tanıyalım, Karagluh köyü. Rusya en çok yaptırım uygulanan ülke oldu. Aktivistler Batı Ermenistan'ın Van Müzesi'nin tanıtımını yapıyor. Batı Ermenistan'da kültür, mimarlık. Batı Ermenistan'ın Kilikya'daki Hatay ilinde yüzyıllardır dikilen ve yetiştirilen çok sayıda zeytinlik hem ülke ekonomisine hem de bireysel girişimcilere büyük faydalar sağlıyor. Zeytinliklerin madencilik, enerji, petrol ve doğalgaz arama, jeotermal tesisleri, sanayi, turizm, imar amaçlı talanı 2002'den beri gündemden düşmedi. Bütün bunlar doğanın ve tarımın korunmasına duyarlı insanların öfkesine neden oldu. Bu vesileyle Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyonu Kurulu HAMOK ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, Hatay Şubeler Platformu karara tepki göstermek ve ilgili makamların dikkatini zeytinlik alanlarına madencilik faaliyetlerinin önünü açan yönetmelik değişikliğine çekmek için bir basın toplantısı düzenledi. Onlara göre tarım alanlarının meraları, zeytinlik ve ormanları korumak yerine bu alanlarda endüstriyel faaliyetlerde bulunmak kabul edilemez. Batı Ermenistan hükümeti de bu tür yasa dışı kararlara şiddetle karşıdır. Artsakh'ın başkenti Stepanakert'in Naberjinaya ve Lazarev sokaklarında yol yapım çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre toprak işleri yapılmakta, ayrıca yol boyunca gerekli bölümlerde istinat duvarları ve dekoratif döküm gerçekleştirilmektedir. İnşaat Canşin adlı şirket tarafından yürütülmektedir. İnsan haklarıyla ilgilenen bir dizi STK'ların ortak çabalarıyla oluşturulan Azerbaycan'da Ermeni karşıtı yabancı düşmanlığı ırkçılık 2021 adlı raporu, geçen yıl yayınlanan Azerbaycan tarafından ksenofobiya yabancı düşmanlığı adlı raporunun devamı niteliğindedir. Rapor 2021 yılı boyunca ve 2022'nin başlangıcında korku atmosferi yaratan, şiddeti körükleyen ve Ermenilerin etnik temizliğine yönelik tehdit oluşturan gelişimleri özetlemektedir. Raporda sunulan materyal, Azerbaycan liderliğinin Artsakh'ın yerli Ermenilerine karşı devam eden ve bölge halklarının uzlaşmasını ve kalıcı barışın tesisini engelleyen soykırımcı niyetlerini ortaya koyuyor. Rapor, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve uluslararası toplumu Artsakh Ermenilerinin uzun vadeli ve kalıcı güvenliğini sağlamak için etkili önlemler almaya, Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı politikasını kınamaya ve sorumlu tutmaya çağırıyor. Karagluh, Artsakh Cumhuriyeti'nin Hadrut bölgesinde şu anda geçici olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında olan bir köydür. Köy, Hadrut'un 9 kilometre güneybatısında Dizapayt Dağı'nın doğu yamacında yer almaktadır. Köy, dağlık bir konuma sahiptir, iklim koşulları elverişlidir. Halkın çoğu yerlidir. 1890'ların başında 203 nüfuslu 25 hane ve 1897'de 96 nüfuslu 40 hane vardı. 1991 yılındaki 1. Artsakh Savaşı sırasında köy Azeriler tarafından yerle bir edildi. Genel olarak Karagluh yeniden inşa edilen bir köydü. Azerbaycan'ın işgalinden önce çok küçük bir nüfusa sahipti. Köyde biri 18. yüzyıldan kalma bir yapı olduğu düşünülen Surp Aspazadzin olmak üzere iki kilise bulunmaktadır. Yeni kilisenin inşaatı 2012 yılında başladı ve 2014 yılında tamamlandı. Rusya, son birkaç yılda en çok yaptırım uygulanan ülke oldu. 22 Şubat'tan bu yana ise 2778 yeni kısıtlayıcı önlem eklendi. Bilgiler, yaptırımları takip eden Kastellum.al hizmeti tarafından aktarıldı. 22 Şubat'tan önce kabul edilen kısıtlamalar dikkate alınarak 7 Mart itibariyle Rusya Federasyonu'na 2014 yılından bu yana toplam 5532 yaptırım uygulandığı kaydedildi. Böylece Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin önemli ölçüde önünde yer alıyor. İran'a 3.6 bin, Suriye'ye 2.6 bin, Kuzey Kore'ye
2.1 bin, Venezuela'ya 0.7 bin yaptırım uygulandı. Batı Ermenistan'ın Van Müzesi Avrupa Müze Forumu tarafından düzenlenen 2022 yılı Avrupa Yılın Müzesi ödülü yarışmasında finale kalmıştı. Tanıtım çalışmasında Van ve Havza'da bulunan tarihi, dini, kültürel değerler ile doğal güzelliklere dikkat çekiliyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin yüzlerce üyesinin yanı sıra doğa severler, kentteki STK temsilcileri, kurum yetkilileri ve ilgi duyan binlerce kullanıcı tarafından görsel eklenerek yazılı olarak yapılan tanıtım çalışmasına farklı sosyal medya platformlarında paylaşımlarla destek veriliyor. Müzede yaklaşık 3000 eser sergilenmektedir. Batı Ermenistan'ın Ani ve Ahtamar'ın mimari anıtları, Grigor Naregatsi'nin trajedi kitabı şiiri, Ermeni tarihçiliğinin birçok başarısı, Batı Ermenistan'daki yüksek düzeyde sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeye tanıklık ediyor. 9. 10. yüzyıllar Ermeni mimarisinin yeniden canlandığı dönem olarak kabul edilir. Ortaçağ şehirleri gelişti, yeni mimari çözümler ortaya çıktı. Eski gelenekler temelinde yenilerinin oluşturulduğu yeni Ermeni mimarisi merkezleri ortaya çıktı. Batı Ermenistan'daki mimarlık ulusal kültürün zengin geleneklerine demirlemiştir. Kil harcının bağlayıcı özelliklerinin keşfedildiği ve ilk yapay yapı malzemesi olan ham tuğlanın yaratıldığı Neolitik devrim dönemi mimarinin gelişimi için temel önem taşıdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yelena Vartanyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bjingo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.